Gerçekten Türkiye'deki en iyi 3 üniversiteden mi sadece öğrenci alıyorlar? Hem çift anadal yapıp hem 4.00 ile mezun mu olman gerekiyor? Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif, inşaat mühendisiyim. Şu an Belçika'da doktora yapıp araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Master'ımı Amerika'da Texas A&M'de Fulbright bursuyla yaptım. Ve bu sayfada yurt dışında eğitim ve buna paralel konularla ilgili içerik paylaşıyorum. Videonun girişi sanki biraz agresif oldu. Ama bunları ben defalarca duydum. Hatta başvuru sürecimde bana inanılmaz hikayeler anlatıldı. Şimdi sizden de aldığım soruların bazıları maalesef bu yönlerde. Ben de kendimce gördüklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. En azından bildiklerimizi bilinçli olarak bilelim. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Bir de videolarımı beğeniyorsanız bir beğen butonuna basmanızı tavsiye ederim. Sizden aldığım pozitif geri dönüşler beni daha motive ediyor ve daha sürekli çalışmaya devam ediyorum. Şimdi konumuza gelelim. Bu video genelde bana söylenenlerle ve bana sorulanlarla alakalı bir video. Yani bunları hiçbir yerde yazılı olarak bulamazsınız. Ama bunun aksini de bulamazsınız hiçbir yerde. O yüzden ben bu videoyu Fulbright bursu hakkında bilinçlendirmeyi arttırmak için çekiyorum. Şimdi ben Fulbright'a ilk başvuracağım zaman 3 tane profesörden referans mektubu almaya gittim. Ve bana şöyle bir şey söylediler. Sen o bursuna gerçekten biliyor musun? Ya işte Amerika'ya gönderiyorlarmış, şu kadar para veriyorlarmış falan. Tamam da oraya sadece çok başarılı öğrencileri seçiyorlar. Alt not, bu demek oluyor ki sen kimsin? Tamam hocam, peki. Ama benim kaybedecek bir şeyim yok ki, sadece işte bir kargo parası vereceğim. O kadar. Bir de biraz zaman ayırıyorum başvuru için. Siz bana yine de mektup yazar mısınız? Yazayım tabii. Sonra işte mektupları almaya gidiyorum. Ya başvuruyorsun ama bilmiyorum ki. Yine kaybedecek bir şeyim yok. Ya işte benim oğlumun bilmem nesi başvurdu da olmadı, seçmediler ki benim oğlum bilmem ne üniversitesinde okudu. Yani çocuk da çok başarılıydı. Hocam yine kaybedecek bir şeyim yok. Bunlar şu an çok komik geliyor ama o zaman gerçekten hevesim biraz kırılmıştı. Ben hiçbir zaman çok iyi olduğumu iddia etmiyorum, etmeyeceğim de. Ve benim hedefim çok iyi olmak da değil. O zaman benim ilgimi çekti bu burs ve başvurmak istedim ve gerçekten baktığınızda başvuru ücreti diye bir şey yok. Benim başvurduğum zaman da ihtiyacım olan tek şey not ortalamamın 3.0'ın üzerinde olmasıydı. Bu kadar. Hemen dipnot olarak ekliyorum. Şu an siz başvururken not ortalamanız 3.00'ın üzerinde olmalı. Ve geçerli bir dil puanınız olması gerekiyor. TOEFL, IELTS gibi. Neyse ben sonra başvurdum. İşte bir iki ay sonra mülakat için çağırdıklarında bu hocalara gittim ve şunu söyledim. Hani hocam beni mülakata çağırıyorlar. Bana tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Bol şanslar. Çok şaşırmıştı çoğu. Bir tanesi de şöyle bir şey söyledi. İşte benim orada çalışan X adında arkadaşım var. Onu görürsen selam söyle. Tamam hocam peki dedim. Yani bu çok komik gelmişti bana. Çünkü ben kimseden torpil istemiyordum ki bu insanlar bana referans mektubu verirken benim kesinlikle kazanamayacağımı düşünüyordu. Her neyse. Bu arada hocanın söylediği kişinin adını kapıyı kapattığımda unuttum. Zaten ben kimseden torpil falan beklemiyordum. Zaten neyin içine girdiğimi de bilmiyordum açıkçası. Neyse uzun uzun anlatmıştım mülakatımı zaten. Şuradan ulaşabilirsiniz hatta. Sonra kazandığımı öğrendim. İşte hocalara çok böyle mütevazı bir şekilde gidip işte hocam ben kazandım, bana tavsiye edebileceğiniz üniversite vesaire var mı diye konuşmaya gitmiştim. Ve bu bana inanmayan hocalardan bir tanesi beni her gördüğünde böyle bir değişik davranmaya başladı. Bana daha fazla saygı duyuyordu. Daha böyle hareketleri değişmişti. Daha sonra şöyle bir şey öğrendim. Bu bursa seçilenlerin belli tarikatlara üye olduğunu düşünüyormuş. Eğer öyle bir şey olsaydı ben gerçekten bu bursu alamazdım. Benim hiçbir partiyle veya hiçbir tarikatla ya da herhangi bir kuruluşla hiçbir bağlantım yok. Sadece önceden de söylediğim gibi inşaat mühendislerinin üye olduğu Türkiye'deki veya farklı ülkelerdeki kuruluşlara üyeyim. Bu da tamamen zaten profesyonel bir üyelik. Daha sonra işte üniversitelere başvuru sürecimde yine benzer bir şey yaşadım. Bir hocayla şöyle bir şey konuşuyorduk. Onun da oğlu yurt dışında okumuştu. İşte hangi okula gitmeliyim vesaire diye. Bana şöyle iki tane hikaye anlattı. İkisinin de konusu aynı olduğu için çok ayrıntılara girmeyeceğim. İşte bilmem kim gitmiş.
Bursa devam edebilmeleri için Türkiye karşıtı şeyleri imzalamaları gerekiyormuş. Tamam. Yani burada anlatmaya çalıştığı şuydu bence. İşte eğer sen onların ekmeğine yağ sürmezsen senin bursunu keserler. Ben o zaman 20 yaşındaydım ve ister istemez merak ediyordum. Gerçekten böyle bir şey var mı? Yani baktığınızda aslında çok fazla para veriyorlar ve bir karşılık beklemeleri gerekiyordu. Benim zamanımda bu yıllık maksimum 35 bin dolardı ama yine de 70 bin dolar toplamda çok fazla paraydı. Her neyse öyle böyle ben gittim. Ben Amerika'dayken bana Fulbright ile ilgili hiçbir negatif bir deneyim yaşatmadılar. Zaten okurken sizden tek bir şey isteniyor. Not ortalamanı 3 ve üzerinde tut ve akademik dürüstlük. Bu ne demek? Yani sen eğer okulda çalışıyorsan, biraz para kazanıyorsan bunu Fulbright'e bildirmen gerekiyor. Senin maaşın ona göre düşüyor. Yani seni oraya aslında para kazan, para biriktir diye göndermiyorlar. İstediğin gibi eğitim alabilirsin. Kimse senin ders sayına, işte hobilerine, katıldığın toplantılara karışmıyor. Yani aslında gerçekten size ücretsiz, karşılıksız burs veriyorlar. Sadece sizden bekledikleri, yaptıkları Fulbright toplantılarına katılıp işte Fulbright'ın reklamını yapmanız. Bu benim deneyimimdi. Şimdi biraz da sizin sorduklarınıza gelelim. Üniversite ismi önemli mi? Hayır değil. Eğer olsaydı ben kesinlikle kazanamazdım. Ben Manisa Celalbayar mezunuyum. Yani maalesef Türkiye'deki ilk 10'a bile giremeyen bir üniversite. Buna gelmişken şunu da anlatmak istiyorum. Benim seçildiğim sene yani 2014 yılı bursiyerleri arasında çoğunluk Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerden seçilmişti. İzmir'den 3 kişi ve ben vardım bir tek farklı bir üniversiteden seçilen. Bunun sebebinin şöyle olduğunu düşünüyorum. İster istemez Ankara ve İstanbul'daki üniversiteler bu konularda daha bilgili. Bu çoğu öğrencinin hocası veya aile yakınları zaten bu bursu biliyorlar veya bu bursla gitmişler. Ayrıca Fulbright ofislerinin İstanbul ve Ankara'da olması da buna çok büyük bir etken. Yani siz bunu hayatınızda ilk defa duyuyor olmuyorsunuz. Ancak İzmir'de ve diğer şehirlerde bence bu çok bilinmeyen bir şey. Lisans eğitimimde neler yaptım ki Fulbright bursunu kazandığım videomda anlatmıştım zaten. Büyük üniversitelerin en büyük avantajı soft skill'lerinizin daha ileride olması. Yani iletişim becerileriniz ve teknik olmayan becerilerinizi daha hızlı ilerletebiliyorsunuz. Ona göre bir çevreniz oluyor. Ona göre duyarlılığınız ve bu konularda bilginiz de artıyor. Etrafınızda daha fazla arkadaşınız yurt dışındaki üniversitelere veya burslara başvurduğu için ister istemez bu konudaki eğitiminiz de artıyor. Yani bunu defalarca söyleyeceğim. Bu soru artık bana gelmeyinceye kadar da hatırlatacağım. Üniversite adının hiçbir önemi yok. Sizin önemli olan aldığınız teknik bilgi ve kendinizi geliştirme seviyeniz. Diğer bir soru, ben üniversiteyi Türkçe okuyorum, sorun olur mu? Hayır, ben de inşaat mühendisliğini Türkçe okudum. Ama benim İngilizcem çok iyiydi. Benim İngilizcem ana dilim gibiydi. Yani siz dilinizi geliştirdiğiniz sürece istediğiniz dilde üniversite okuyun. Çok da önemli bir şey değil bu. Ancak Türkçe bölüm okurken dikkat etmeniz gereken şey teknik İngilizcenizi de geliştiriyor olmanız. Bunu şu şekilde geliştirmenizi tavsiye ederim. İşte internetten konularınızın İngilizce kaynaklarına göz atmanız yeterli olur. Zaten yeni bir bölüme başladığımızda sizin ana diliniz Türkçe de olsa ister istemez yeni Türkçe kelimeler öğreniyorsunuz. Bu onun gibi bir şey. Ve bu kesinlikle öyle çok korkulacak bir şey değil. Diğer bir şey, işte üniversitenin 4. sınıfına geçtim. Çok mu geç kaldım başvurmak için? Hayır, siz istediğiniz her yaşta, her zaman başvurabilirsiniz. Ben 3. sınıfta başvurdum çünkü 1,5 sene sonra gidilebiliyordu ve bana o mantıklı gelmişti. Ama ben bilinçli bir başvuru yapmadığımın da farkındaydım. Yani bu kesinlikle olmak zorunda diye bakmıyordum. Benim için şartları uygundu, başvurdum, oldu. Ama mesela şu anki aklım olsa şöyle bir şey de yapabilirdim belki. Yüksek lisansımı Türkiye'de yapardım ki araştırma yeteneğim biraz daha ilerlesin ve ondan sonra Amerika'ya master veya doktora için gidebilirdim. Ama burada şu da göz önünde bulundurulmalı. Ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım ve Amerika'ya gitmenin beni zorlayacağını düşünmüyordum. Çünkü farklı kültürlere alışım, evimde de farklı bir kültür vardı çocukluğum boyunca. Bir sürü yurt dışında eğitim aldım. Yani ben hiçbir şekilde zorlanacağımı düşünmüyordum ama İyi ki doktora için gitmemişim diyorum. Çünkü Amerikan eğitim sistemi bana çok zor geldi, beni çok zorladı.
Aynı şekilde oradaki yaşam da bana çok farklı geldi. Yani eğer sizin bir Amerika eğitim deneyiminiz veya herhangi bir Amerika deneyiminiz varsa, work and travel olabilir mesela. Bu hani size daha kolay gelebilir. Ama eğer şansınız varsa ben önce yüksek lisansa başvururdum. Sosyal durumumuz bu konuyu etkiler mi? Hayır, sizin aile yapınızla ya da ne kadar zengin, fakir vesaire olduğunuzla ilgilenmiyorlar. Peki sen bu bursu nasıl kazandın? Bunun için bir sürü video çektim. Onları açıklamalara da bırakırım. Onlara bakmanızı tavsiye ederim. Bir de kesinlikle unutmamanız gereken bir şey, Fulbright tek L ile yazılıyor. Çift değil. Yani full Bright değil. Aslında öyleymiş gibi geliyor ama tek L ile yazılıyor ve bu aslında bir kişinin soy ismi. William Fulbright'tan geliyor bu Fulbright. Her yıl bursa kaç kişi gidiyor? Bunun cevabını komisyondakiler bile veremez size. Çünkü bu her sene değişen bir durum. Neye göre nasıl karar veriliyor bunu ben bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Genelde her bölümden bir kişiyi göndermeye çalışıyorlar. Benim gittiğim sene sadece inşaat mühendisliğinden ve mimarlıktan iki kişi vardı. Onun dışında her bölümden birer kişi vardı. Benim bugün anlatmak istediklerim bu kadar. İlerleyen zamanlarda yine benzer konularla ilgili bir video çekmek istiyorum. Hatta sizin varsayımlarınızı ve sorularınızı alarak. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu izlediyseniz bir like'ınızı alırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.